Ya Halidu innaha setekunu ba'di ahdasun ve fitenun ve firkatun ve ihtilafun fe iza kana zalika fe in istata'ta en tekuna abdallahil maktul lel katil fef'al. Bu hadis-i şerifte Halid isimli bir sahabiye hitaben irad buyurulmuş. Bu Halid, efendim Halid ibni Zeyd ibni Küleyb olabilir. Efendim yani Ebu Eyyub el-Ensari, yani şu bizim Haliç'te kabri bulunan başımızın tacı, beldemizin medarı iftiharı sahabe olabilir. Başka Halid de olabilir. Efendim Halid ibni Velid olabilir diye 2-3 ihtimalden bahsediyor şerhte. O Halide efendi sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyurmuş ki: "Ey Halid, yakın bir zamanda benden sonra hoşa gitmeyen bazı olaylar ve fitneler ve tefrikalar ve ihtilaflar zuhur edecek, ortaya çıkacak. Benim arkamdan şöyle şöyle olacak. Eğer bu zaman olursa, feizâ kâne zâlike, bu zaman bu hadiseler olursa, gücün yeterse en tekûne abdallâhil mektüllel katil, öldürülen Allah'ın öldürülen kulu olmaya gücün yeterse, öldüren kul değil, öldürülen kul olmaya gücün yeterse öyle yap." Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Allahu Teala Hazretleri efendim nice ilimler, efendim bilgiler, marifetler bahşeyledi. Kendisi bir ümmi kavmin içinden ümmi bir peygamber olarak zuhur etti ama ulûm-u evvelin vel âhirin, eskilerin, yenilerin, ilimlerini Allah-u Teala Hazretleri kendisine bahşeyledi. Eski ümmetlerden nice nice kıssalar nakletti ki dünyayı tarasanız, kütüphaneleri karıştırsanız o bilgileri bulamazsınız. Geleceğe ait nice nice bilgiler verdi ki her birisi pırlantalar gibi kıymetli bilgiler, bizim için değerli malumat, ikaz vesaire. Her şeyi Allahu Teala Hazretleri ona gözüne göstermiş, hayattayken miraç nasip eylemiş, cennetleri, cehennemleri göstermiş. Öyle bir mübarek peygamberin ümmetiyiz. Allah şefaatinden mahrum etmesin, yanından ayırmasın. Diyor ki, ey Halid, bir takım ihtilaflar, karışıklıklar olacak. Maalesef ümmeti Muhammed'in içinde Peygamber Efendimiz'den sonra birçok karışıklıklar oldu. Peygamber Efendimiz'in zamanında da Efendimiz'in ne kadar zahmetler çektiğini Sîret-i Nebeviyye'den biliyoruz. Nice harpler oldu, nice üzüntüler çekti Efendimiz, nice zahmetlere uğradı. Mübarek dişi şehit oldu, efendim Taif'te kendisine ne kadar zulüm ettiler, ne kadar kötü muamele ettiler. Efendim ne sıkıntılardan geçti. Peygamber Efendimiz'den sonra da fitneler eksik olmadı. Efendim sahabe-i kiramın hafızlarını, alimlerini efendim bir kabile çağırıp pusuya düşürüp 70 tanesini şehit etti. Efendim öbür kabile isyan etti. Bir iki kabile ben zekat vermem dedi. Çeşit çeşit böyle hadiseler, içteki düşmanlar, dıştaki düşmanlar. Hazreti Osman Efendimiz'i şehit ettiler efendim. Hazreti Ömer Efendimiz'in, Hazreti Ali Efendimiz'in efendim hayatları malum şehadetle öyle son buldu. Yani bu dünya böyle bu çalkantı, bu insanların hırsları, fitneleri, dalaletleri, mücadeleleri, kavgaları bitmiyor. Peki Müslümanlar arasında böyle bir ihtilaf çıkarsa ne olacak? Bir kere her Müslümanın vazifesi Müslümanlar arasındaki muhabbeti kuvvetlendirmektir. Hepimizin vazifemiz Müslümanlar arasında fitne çıkartmamak, ihtilaf çıkartmamak, efendim muhabbeti kuvvetlendirmek, dostluğu kuvvetli yapmak, candan yapmaktır. İlk vazifemiz bu. Bir istemediğimiz olay başımıza gelirse, efendim öteki de Müslüman kardeşimiz bize çatıyor, bizi düşman biliyor. Halbuki öyle yok bir durum. Yanlış kanaate saplanmış, bize hırs ve kin ile efendim ağzını açmış, gözünü yummuş, bağırıyor, çağırıyor vesaire. Sabredeceğiz. Yumuşak davranacağız.
affedeceğiz. Bizden alakayı kesene biz ziyaretimizi yapacağız. Bizden vermeyip bizi mahrum edene, efendim, esirgeyene biz vereceğiz. Bize zulmedeni biz affedeceğiz. Kötülüğe iyilikle muamele edeceğiz. Vazifemiz, ikinci vazifemiz bu. Birincisi, kendimiz sebep olmamak, fitneyi çıkartmamak. İkincisi, çıkmış olan bir fitnede, efendim, rol almamak. Payımızın olmaması ve ihtilafları söndürmek. Haklı olduğumuz halde münakaşadan kaçacağız. Tamam kardeşim, peki tamam tamam diyeceğiz. Münakaşadan kaçacağız. Haklı iken münakaşadan çekinen, kavgayı terk eden kimseye Peygamber Efendimiz cennetin avlusunda köşk vaat ediyor. Yani ihtilaf çıkmasın diye, gürültü patırtı olmasın diye. İş daha da ilerledi, kavga gürültüye varırsa ne olacak? O zaman biz yumruk vuran olmayacağız, yumruk yiyen olacağız. Biz öldüren olmayacağız, öldürülen olacağız. Bak Peygamber Efendimiz, gücün yeterse Allah'ın öldürülen kulu olmaya iyi, gücün yeterse öyle yap, öldüren kul olma diyor. Halid isimli sahabiye öyle emrediyor Peygamber Efendimiz. Demek ki Müslüman Müslümana el kaldırmaz, Müslüman Müslümana silah çekmez. Çeker de, o da çeker de karşılıklı çarpışırlarsa, Peygamber Efendimiz buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, öldüren de cehenneme girer, ölen de cehenneme girer. Diyorlar ki ya Resulallah, öldürenin cehenneme girmesini herkes anlayabiliyor da öldürülenin cehenneme girmesi neden? O da kılıç çekmedi mi? O da kardeşini öldürmeye heveslenmedi mi? Heveslendi. Fırsatı o bulsaydı, silahı o ona çalıp da onu öldürmeyecek miydi? Öldürecekti. Ötekisine fırsat geçmiş, o bunu öldürmüş. İkisi de cehennemde. Müslüman, Müslümanı öldürmeye efendim kalkışmayacak. Elini kaldırmayacak. Tamam diyecek. Peki, peki diyecek. Şimdi bu ölçüler böyle iken bu Müslümanların arasındaki bu ihtilaflar nasıl olur? Dini bilmemekten olur. İslam'ı yaşamamaktan olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i tanımamaktan olur. Allah'tan korkmamaktan olur. Nefse uymaktan olur. Şeytana uymaktan olur. Müslüman, Müslümanla ihtilaf etmemeli. Boynunu büküvermeli, sabredivermeli. Bak, öldürmeye bile gelse insanın canını malını koruması aziz hakkıdır, kendi hakkıdır ama öldüren kul olmaktansa öldürülen kul olmak daha iyi diyor Peygamber Efendimiz. Yani ne demek? Hiç ihtilafa bulaşma, hiç taraf olma. Varsın efendim, zalim sen olma da kim olursa olsun kendini geri çek demek istiyor. Ayakta durandan oturan daha hayırlıdır. Koşturandan ayakta sakin duran daha hayırlıdır. Yani aktif rol alan daha tehlikededir, günahtadır. Pasif duran daha sevaplıdır. İhtilaf oldu mu ortalıktan kaybolacaksın. Sen Müslümanların ihtilafında taraf olmayacaksın. Kavga gürültü çıkartmayacaksın. Fitne fesat çıkartmayacaksın. Dostlukları bozdurmayacaksın. Allah'ın sevdiği gibi hareket edeceksin. Allah'ın sevmediği düşmanlıktan, çekişmeden, çatışmadan, savaştan uzak duracaksın. Keşke Müslümanlar bütün hepsi şu şuura sahip olsalar da hiç harp olmasa, hiç efendim sıkıntı olmasa memleketlerimiz gül gülistan olsa. Keşke öyle olsa ama görüyorsunuz İslam ne diyor, Müslümanlar ne yapıyor. Sübhanallah. Allah cümlesini ıslah eylesin.